yüreğimi paramparça ediyor. Dust 2'yi adına yaraşır bir hale getirmek için ben Özgür Turhan, Dust 2 muhtar adayınızım. Tarihimiz vahim olayları unutmaz. Iceworld nerede? Full Day nerede? Ben yaptım oldu zihniyeti. Bir gecede ansızın Dust 3, Dust 4, Dust 5 bir tane hedefimiz var. O da Dust 2023. Müsaadenizle sizlere projelerimden bahsetmek istiyorum. Bu ne var? Yıllardır terörle rush B yapacağım. Yani aniden B bölgesine gidip bomba kuracağım diye boşa vakit kaybediyor, tünellerde ölüyorlar. Anlaşmalarını tamamladığımız Rus-Türk ortak yapımı bu metro projesi sayesinde terörler kendi bölgelerinden doğdukları zaman metroya binerek B bölgesine aktarmasız şekilde ulaşabilecek ve bombalarını kurabilecek. Oyunun başında sadece 2.99 dolara almış oldukları terör kart ile metroya giriş sağlayabilecekler. Her 15 saniyede bir metrolarımız... Bu ne oğlum? Şaka mı oğlum? Ne kadar güzel yapmış. Evet, bayağı güzel. Devam edecek ve de işin güzelliği Hunter'lar bu metroyu kullanacak. Bugün enflasyonlar... Ha, söyle. Oyun. Oyun. Oyun CS'ine girdi. Tamam, ayarını aldım. Durun ya. Aldım. Topyekun mücadele kapsamında eğer muhtar seçilirsem AK-47 yani halk dilinde keleş adıyla bilinen silah 2700 dolar değil 1000 dolar olacak. Mermi almada opsiyonel olacak. Hadi bakayım eskisi gibi 3-3-3 tuşlarıyla mermi alacağız. Yani belki sıkmayacağım, korkutmak amacıyla alıyorum. İlla öldürmek zorunda mıyım? 6 mermili oyun oynayan arkadaşım var benim. 5 rakibe, bir tane kendisine. Rekabetçiye giriyoruz. Oyuna basıyoruz. Kabul et. Bir tane kabul etmeyen çıkıyor. Kim lan o? Counter'ların mahremiyeti Dust 2'de 2 kapı arasındadır. 2 kişi B'ye gitti, 3 kişi A'ya gitti. Sana ne kardeşim? İnsanlar rahat rahat B'ye gidemeyecek mi ya? Bu B'den istediniz ne? Dust 2'deki tüm kapıları açılır kapanır yap. Am Skex'e söyleyeyim bir tane de bana şu geçli yapsın amına koyayım. Bununla yapsın bir tane. Dırırırırı diye bununla. Bir sürü elektrik teli var ama bir tane yanan ampul yok. 17 yıldır insanlar tünellerde birbirini görecek diye katarak oldu. Kimse birbirini göremiyor ki vurasın. Adamı göremiyorum ki vurayım. Göremiyorum. Bunun için tünellere şerit led fotosel taktırıyorum. Yani kişi geldiğinde şeritler otomatik yanacak. İnsanlar artık birbirini görerek vursun. Yani insanları O7'ne yapmaktan mahrum bırakıyorsunuz. Bugün Acun'un Survivor'ında bile gece görüşü var. Counter'da yok. Tünellerimiz aydınlık olsun tıpkı geleceğimiz gibi. Oyunda ciddi manada insanlar ikilemde kalıyor. Bombayı A'ya mı kurayım, B'ye mi kurayım? Göreve geldiğim esnada A'yı kaldırıyorum. Komple A bölgesini millet bahçesi yapacağım. Bomba bir tek B'ye kurursun. B'ye bombayı kurarsın, gidersin A'da dinlenirsin. İşte çimlerde yuvarlanırsın. Güzelim silahları bebelere satacağım diye spreyleriniz boyaladınız. Hipi miyiz ki biz önümüze gelene sembol çizelim, spreyleyelim. Çoluğun çocuğun bebenin eğlencesi yaptın oyunu be. Puh! Acık ciddi olun, silahla adam vuruyoruz. Bu çocuk oyunu mu bu? 1990 yılında telefonla bağlandığımız oyunda 4'e basıyorduk Hugo sola gidiyordu, 6'ya basıyorduk Hugo sağa gidiyordu. Ne bir gecikme vardı ne ping vardı. Bugün 2019 yılındayız, oyunda hayvan gibi ping var. D'ye basıyorum Allah! Yani Erbakan bile daha rahat sağa gitti. Ping'i sıfıra sabitleyeceğim. Hiçbir gecikme yaşanmayacak. Bastığın anda o kurşun gitmezse en adi. Biz görevde olsaydık Dust 1 de bu hale gelmezdi. Dust 1 şu anda kayyum atanmış belediye gibi işlemeyen değişik inşaat ne oldu? Ne iş ilginç şeyler oluyor Dust 1'de. ...18 yıldır Dust 2 iktidarında olanlar gitmekten korkuyor sevgili vatandaşlar. Assault'ta pencere imalatçılarını zengin ettiler. Oyun mu oynuyoruz, pencere mi kırıyoruz belirsiz. Ben bir tane Assault oyunu hatırlamıyorum ki bir pencere cam çerçeve inmeden oyun bitsin. Adama gideceğim karşımda pencere, tak vuruyorum, pencereden sonra adama ulaşıyorum. Oldu olacak komple pencere yapın. Taktıkları pencereler de bir boka benzese bıçakla kırılıyor. Ben oyun oynayacağım diye senin pencere ihaleleri verdiğin kişileri zengin etmek zorunda mıyım? Eskiden Assault böyle miydi?
Ben cevap vereyim. Hayır değildi. İnsanlar Assault'un ruhuna aykırı davranıyor. Assault'ta pusulur. Dust 2'de tüm kapıları kaldırıp komple pencere yapacaklar. Bir harita yapmış hayvanat bahçesi. Ulan İzmir fuarı daha küçük. Girdik sağdan dolaş tur attık. Süre bitti lan. Birbirimizi bulamadık 5 kişi. Kendi arkadaşımı kaybettim haritada ya. Counter'daki rütbe sistemini tamamen değiştiriyorum. Silver 2 eşittir onbaşı. Global elit eşittir genelkurmay başkanı. İktidarı silverlardan alın, global elitlere verin. Yanlış anlaşılmasın, ben global elit değilim. Uzun süre oynamadığım için silver'a düşmüşüm. Bunu da kaldırıyorum. Kazanılan rütbe öyle olur mu? Komutan gidiyor mesela. Komutanım siz tatilden geldiniz. Kusura bakma albaydınız. Onbaşı oldu. Bir gün hiç unutmuyorum. Elimde bir kasa var. Açsam mı açmasam mı? Anahtar alsam mı almasam mı? Tereddütteyim. En son dayanamadım. Anahtarı aldım. Kasayı açtım. Kasadan ne çıktı biliyor musunuz? Kasadan demokrasi çıktı. Bölgesine ayrı bir kuaför açtırıyorum. Böyle... Ben kaydedeyim, paylaşırız bunu. Güzel mizah. Çok tebrikler. Evet. Çok iyiydi. Ya Gardin'de var da bunu bir sonrakine bırakalım ya. Bir sürü şey geldi. Hadi oyuna geçelim. Biraz ısınayım. Okey. Oyuna geçmeden davetiye dağıt istersen birkaç tane. Hazır. Davetiye mi dağıtayım? Nasıl dağıtacağım onlara? Tamam, biliyorum onu da nasıl dağıtacağımı. Sen niye ona şey yaptın ki, şimdi triggerlandın? Şey, maça başlamadan yap da dedim. Hani bazı arkadaşlarımızın yarın okulu var vesaire. Yok, belki bir maç sonra. O bir maç okay, sonra. Okey o zaman. Dedim.